Tahsin abi, Ocak'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan seçimlerden sonra tekrar Dışişleri Bakanı olarak görevine devam ediyor. Kendisini bir kere daha tebrik ediyorum. Sağ ol. Bu yeni göreve geldikten sonra ilk resmi ziyaretini geleneksel olarak Türkiye'ye yapıyor. Ama kendisiyle hem Antalya Diplomasi Forumu marjında hem de İslamabad'da İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısında görüşme imkanımız oldu. Görüşmemizde tabiatıyla Kıbrıs meselesini, Doğu Akdeniz ve Maraş açılımı gibi gündemimizde olan konuları değerlendirdik. Bakanlıklarımız arasındaki mevcut işbirliğini nasıl daha da güçlendirebileceğimizi ayrıca görüştük. Kıbrıs meselesinin bir çözüme kavuşturulması ülkemizin en öncelikli konulardan birisidir. Kıbrıs Türk halkının meşru müktesep haklarının ve güvenliğinin teminat altına alınması gerekir. Çözüm adil, kalıcı ve sürdürülebilir olmalı. Bu mesele geçmişi ve geleceğiyle sahiplendiğimiz milli davamızdır. Türk tarafı olarak en başından beri bu doğrultuda güçlü bir irade ortaya koyduk. Yapıcı ve yaratıcı fikirler sunduk. İyi niyetle çaba gösterdik. Ancak Rum tarafının uzlaşmaz zihniyeti tüm çözüm çabalarını baltaladı. 1963 yılında ortaklık devletini ortadan kaldıran bu zihniyet 2004 yılında Anan planını reddetti. 2017'de de Kran Montana'da masadan kaçtı. Geçtiğimiz yıl Cenevre'de aynı samimiyetsiz tutumu kendilerinden gördük. Rumlar başından beri federasyon modelini reddetti. Şimdi federasyon artık olmaz deyince bu sefer bu modele sarılmaya başladı. Bu temelde bir çözümün mümkün olmayacağını yaklaşık 50 yıldır tecrübe ettik. Kıbrıs'ta bir çözüm aranıyorsa bunun sahadaki gerçekler üzerine inşa edilmesi şarttır. Bu çerçevede Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerekir. Süreç bu sağlıklı temel üzerinde başladıktan sonra elbette taraflar uygun görecekleri işbirliği modellerini kendi aralarında müzakere edebilirler. Bu yönde bir çözüm bölgesel ölçekte barış, istikrar ve refaha katkıda bulunacaktır. Tahsin Bey ile yeni vizyonumuzu bu anlayışla tekrar bugün görüşmemizde teyit ettik. Dışişleri Bakanlıklarımız arasındaki yakın eş güdümü ve adadaki gerçekleri savunma yönündeki güçlü irademizi bugün bir kere daha vurguladık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının Maraş'ta attığı adımları aynı anlayışla destekliyoruz. Maraş açılımının uluslararası hukuka tamamen uygun olduğunu bir kez daha tekrarlıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları yeni mağduriyetler yaratmak için değil, mevcut mağduriyetin giderilmesini amaçlamaktadır. Aksi yöndeki iddialar Rum propagandasından ibarettir. Değerli basın mensupları, Doğu Akdeniz'de Türkiye hem kendi kıta sahasındaki hakları hem de adanın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlıdır. Bunu sahada ve masada bugüne kadar göstermiştir. Bu kararlılık aynen bugün de geçerlidir. Kıta sahanlığımızı ihlal etme girişimlerinin olduğunu, hatta 9 defa bir yıl içinde girişimde bulunduklarını ve buna müsaade etmediğimizi daha önce de açıklamıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Doğu Akdeniz'deki kaynakların hakça paylaşımına yönelik Kıbrıs Türklerinin de katılacağı bir uluslararası konferans düzenlenmesini Avrupa Birliği'ne önermişti. Bu önerisi hala masadadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bu yöndeki önerileri, teklifleri de masada duruyor. Rum yönetiminin eski güven yaratıcı önlemleri yeniden piyasaya sürdüğünü görüyoruz. Farklı dostlarımızdan bize yeni fikirlermiş gibi geldi. Kendilerine de söylediğimiz gibi bunları çözüme yönelik bir öneriymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Meseleyi sulandırmayı ve algı yönetimiyle gündem yaratmayı deniyorlar. Bu öneriler ömrünü tüketmiştir ve ciddi değildir. Uluslararası toplum artık gerçeklerin bilincine vararak meselenin özüne odaklanmalıdır.
Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmelidir. Sayın Ertuğroğlu'nun güven yaratıcı önlemlere ilişkin daha önce yaptığı açıklamalara tam destek veriyoruz. Çabalarımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile tam bir işbirliği ve eşgüdüm halinde sürdürüyoruz. Huzurlarınızda uzun yıllar birlikte çalıştığımız ve tecrübelerinden istifade ettiğimiz çok kıymetli Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ağabeyime tekrar hoş geldin diyorum ve görevinde başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte de el birliği içinde inşallah hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem de Türkiye'nin menfaatleri için çalışacağız. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, bulunuyorum vaktan. Ben ve heyetim son derece mutlu ve gururluyuz. Şu bir realite. Ana vatanımız bir dünya lideri ülke durumunda olduğunu her geçen gün kanıtlamaya devam etmekte ve dünyaya adeta ders veren bir ülke durumunda. Gerek Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekse Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu gerçekten adeta dünyaya diplomasi dersi, barış dersi veren dünya liderleri konumunda. Onlar tarafından burada kabul edilmek, misafir edilmek, buraya davet edilmek bizler için bir onurdur, şeref duyuyoruz. Bir kez daha kendilerine teşekkür olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kıbrıs konusunda zaten Sayın Bakanımız söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Kıbrıs meselesi sadece Kıbrıs Türkü ile Kıbrıs Rumu arasında bir mesele değil. O Kıbrıs meselesinin sadece küçük bir kesiti. Doğu Akdeniz'de Türk ulusunun meselesidir. Doğu Akdeniz'de Türk ulusunun çıkarlarının söz konusudur. Savunulması meselesidir. Bu bir ulusal davadır. Biz, siz diye bir anlayış bu ulusal davada söz konusu olmaması gerekir. Türkiye herhangi bir başka ülke değildir. Türkiye ana vatanımızdır. Türkiye garantörümüzdür. Türkiye ile biz bir bütün olarak düşünen, bir bütün olarak hareket eden bir devletiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Dolayısıyla bu anlayışla ancak ulusal davanın savunulmasında başarı elde edilebilir. Başka hayaller peşinde koşan arkadaşların yıllardır hüsrana uğradıkları ortadayken hala daha ders almayan arkadaşlarımız olduğunu görmek de aslında bizi üzüyor. Evet, ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Nerede durduğumuz belli. Ulusal davanın ne olduğu belli. Savunulmasının ne olduğu belli. Sorularınız varsa onları almaya dönelim. Evet, sorular var mı Hacı Bey? İki devletli çözüm vizyonu savunuyor. Bu vizyonu 2021 Nisan ayında BM Genel Sekreterinin ev sahipliği yaptığı gayri resmi görüşmede de gündeme getirdiniz. Ancak bu konuda bir ilerleme sağlanmadı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde 2023'te devlet başkanlığı seçimi yapılacak. Bu seçimlerin Kıbrıs meselesinin çözümüne nasıl bir etkisi olabilir? İkinci sorum ise adadaki barış gücünün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili. Konuya ilişkin BM Güvenlik Konseyi karar alıp görev süresini uzatırken KKTC'nin rızasını alınmadığını söylemiştiniz. Bu konuda değerlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Rum tarafındaki seçimlerin herhangi bir etkisi, farklı bir etkisi olur mu idi ilk sorunuz. Ben olacağına inanmıyorum. Nedeni çok basit. Bir kere her şeyden önce Kıbrıs meselesi dendiğinde bu meselenin ne olduğunun iyice bir anlaşılması lazım. Ancak ona göre bu tür sorulara cevap verilebilir. Kıbrıs meselesi kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Denktaş'ın yıllar önce ifade ettiği gibi bir statü meselesidir. Yani Rum tarafının
taşımaması gereken ama taşıdığı devlet statüsü, Kıbrıs Türk'ünün de taşımaması gereken ama dünyanın taşıttığı o devletin toplumu statüsü. Bu statüler denkleştirilmediği sürece, eşitlenmediği sürece herhangi bir müzakere sürecinin başarılı olması söz konusu değildir. Zaten 53 yıllık müzakere sürecinin başarısızlığı da bunu kanıtlamaktadır. Rum tarafında seçimler. Anastasiades gidecek. Herhangi bir kimse başkası seçilecek. Hiçbir şey değişmez. Çünkü bildiğiniz gibi Rum tarafında Ulusal Konsey diye bir konseyleri var. Bütün partilerin temsil edildiği bir Ulusal Konsey var. Ulusal Konsey'in aldığı kararlar var yıllar öncesinden. Bu kararlara bir baksanız, neyi öngörüyor bu kararlar? Kıbrıs meselesini nasıl tarif ediyor? Çözümünün ne olduğunu nasıl tarif ediyor? Bunlara baksanız, herhangi bir seçimde, herhangi bir değişikliğin hiçbir şekilde bir fark yaratmayacağını çok kolay görürsünüz. Çünkü her Rum lider o Ulusal Konsey kararlarına bağlı kalmakla yükümlüdür. Onun dışında politika izlemesi söz konusu değildir. Bir gün bir Rum lider ortaya çıkar ve kendilerinin Kıbrıs Cumhuriyeti olmadığını kabul ederse o zaman işler değişebilir. Ama dünya kendilerine Kıbrıs Cumhuriyeti muamelesi yaptığı sürece herhangi bir Rum liderin, Anastasiades, Nikolaidis fark etmiyor. Herhangi bir Rum liderin dünya kendilerine Kıbrıs Cumhuriyeti muamelesi yaptığı sürece Kıbrıs konusunda uzlaşıya kapıyı açacak bir politika izlemesi söz konusu değildir. Hakimiyetçi politikalarına devam ederler. Uzlaşının önünü tıkarlar. Kıbrıs Türk'ü üzerinde ambargo uygulamaya devam ederler. Ana vatanımız Türkiye'nin uluslararası platformdaki konumunu kötülemeye, propaganda yapmaya devam ederler. Dolayısıyla hiçbir şekilde bir beklenti içerisine girmememiz lazım. Kıbrıs konusunda top uluslararası camianın sahasındadır arkadaşlar. Rum tarafında da değil. Bizim yapacağımız başka bir şey de yoktur. Biz savunabileceğimiz en doğru politikayı savunuyoruz. Egemen eşitlik, eşit uluslararası statü. Bundan geri adım atmamız söz konusu değildir. Aynı şekilde ana vatanımızın da bunun dışında bir politika savunması. Zaten ulusal dava dediğimiz bu savunulanın beraber ortak savunulmasıdır. Rum tarafının da farklı bir politika izlemesi söz konusu değil. Dünya kendilerine Kıbrıs Cumhuriyeti muamelesi yaptığı sürece. Dolayısıyla Rum tarafını suçlayarak bir yere gidemeyiz. Rum tarafına bu fırsatı veren uluslararası camianın Kıbrıs konusunu yeniden bir değerlendirmeye alma mecburiyeti vardır. Top uluslararası camianın sahasındadır. Ne bizim ne Rum'un. Dolayısıyla bu seçimlerden bir şey beklemeyin. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin adadaki barış gücü denen, aslında o ifadeyi pek hak etmeyen BM askerlerinin görev süresini uzatma konusunda yıllardır yaptığı büyük hata, İşte bir ilk soruya verdiğim cevabın bir şeyi de burada. Rumlara Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti Hükümeti muamelesi yaptıkları sürece o görev süresini uzatırken o devlete, o devletin rızasını alıyorlar. Görüşünü soruyorlar, rızasını alıyorlar, öyle uzatıyorlar. Bize görüş soran yok. Çünkü BM'ye göre biz Kıbrıs Cumhuriyeti denen Rum Devleti, aslında adı Kıbrıs Cumhuriyeti, onun bir toplumuyuz. Şimdi yıllarca Türk tarafı iyi niyetle, hoşgörülü yaklaşımıyla barış gücüne dedik ki bizden görüş sormuyorsunuz, izin almıyorsunuz, görev süresini uzatıyorsunuz. Biz size iyi niyetle bu şeyi, ev sahipliğini, misafirperverliği gösteriyoruz. Ama son dönemlerde gerek adada olsun, gerekse New York'ta, genel merkezde olsun, BM yetkililerine çok ciddi bir şekilde şunu söylemeye başladık. Ya bizimle de resmi bir anlaşma yaparsınız, Statue of Forces denen adadaki varlıklarının gerekçesi olan bir anlaşma yaparsınız, Rumlarla yaptığınız gibi,
ya da buna benzer resmi bir anlaşma bir şekilde bizimle yaparsınız ya da BM'nin adadaki, daha doğrusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki varlığı sona erebilir. Çünkü zaten sizin adada barışı sağlayan askerli birlik olmadığınızı dünya bilir. Kıbrıs Türk'ünün 63'ten 74'e kadar en kötü yılları, bütün olumsuzluklar, bütün Kıbrıs Türk'ünün tabi tutulduğu mezalim, toplu mezarlar, kaybolmalar, bütün bunlar adada sözde barış gücü adını taşıyan BM askerlerinin var olduğu yıllarda oldu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, bu birliğin adına barış gücü diyorlar. Kıbrıs Türk'ü yaşadığı acı yılları adada barış gücü denen askeri birlikler varken yaşadık. Kıbrıs Türk'ü barışı, huzuru, güveni 1974'te barış harekatı ve sonrasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya gelmesiyle yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Dolayısıyla barış gücünün, barış gücü denen birliğin adadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çıkması Kıbrıs Türk'ünün huzuru, güvenliği açısından hiçbir olumsuzluk içerecek değildir. Dolayısıyla BM kendilerine mahkum olduğumuzu zannediyorsa mahkum değiliz. Yeterince uyardık. Göreceğiz önümüzdeki dönemde yine bizimle, bizi bu hatap kabul etmeden uzatma yoluna giderlerse herhalde atmamız gereken bazı adımlar olacaktır. Benim sorum Sayın Çavuşoğlu olacak. Efendim son 35 gündür dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de gündeminde Rusya-Ukrayna krizi var ve bu krizle ilgili son gelişme de İstanbul'da 29 Mart'taki heyetler arası görüşmede oldu. Sizce bu toplantının en önemli sonucu neydi? Ukrayna'nın tarafsızlığı da görüşüldü bu toplantıda. Eğer Ukrayna tarafsızlığı kabul ederse Türkiye garantör ülke olacak mı? Garantör ülke olması beklenen başka ülkelerde var mı? Ve garantör ülkenin kapsamı tam olarak nedir? Son olarak Rusya-Ukrayna arasında atılacak bir sonraki adım ne olacak? Rusya Federasyonu ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ne zaman bir araya gelecek? Bu kadar, teşekkür ederim. Bazılarını hatırlattı. Bu iyi ki bu kadar. Çok teşekkür ederim. İstanbul'daki görüşme bana göre bu müzakere sürecinde bir dönüm noktasıydı. En anlamlı ilerleme o gün basın toplantısında da söylediğim gibi bu görüşmede, İstanbul'daki görüşmede yapıldı, gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımızın da toplantının hemen başında hatta Özbekistan ziyareti ya da programında bir değişiklik yaparak gelip İstanbul'da hitap etmesi bizim barışa ve ateşkese ve barışa ve iki ülkeye verdiğimiz önemin göstergesidir. Her iki ülkenin de bu tür adımları Türkiye'de atması bize duyulan güvenin göstergesidir. İki tarafın da bize duyduğu güvenden bahsediyorum. Sonuçta elbette burada tam bir ateşkes kararı çıkmadı. Ama o ilerleme sayesinde işte bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa vardılar. Artık bazı konuları müzakere bile etmiyorlar, o konularda anlaşmışlar. Rusça dilinin statüsü gibi yine işte denazifikasyon, Nazilerden arındırılması gibi. Ya da tarafsızlık. Ama tarafsızlık tamam, tarafsızlık politikası için güvenlik garantileri Ukrayna'nın talep ettiği halen masada. Bundan sonraki süreçte güvenlik garantilerine geleceğim. Tabii liderlerin de ondan öncesinde dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi gündemde. Belki de aynı anda bir araya gelecekler. Ama önce dışişleri bakanlarının bu olası bir anlaşmayı paraflaması, daha sonra liderlerin bu konuda tam imzayı atmak için bir araya gelmesi. Tabii bu bahsettiğimiz konularda bir anlaşma olursa liderler bir araya gelir. Biz bu doğrultuda çabalarımızı sürdüreceğiz. Bazı hassas konuların da zaten liderler düzeyinde karar verilmesi gerektiğini zaten kendileri de söylediler. Bugün İstanbul'a gidip geldim. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yine bu konuları ele aldık. Neler yapmamız lazım bundan sonraki süreçte? Bir iki toplantıya ev sahipliği yapmakla olmaz. Zaten böyle bir tavır içinde olmadık. Tam tersi
bir ateşkes için ve de kalıcı barışın tesis edilmesi için olayın başından beri yoğun bir diplomasi sürdürüyoruz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Cumhurbaşkanımız birçok lideri aradı. Hem Zelenski hem de Putin'le çok defa telefonla görüştü. Ben de muhataplarımla hem iki ülkenin dışişleri bakanlarıyla hem de özellikle Avrupa'da bundan sonra atılacak adımlarda onların da özellikle yaptırımların tekrar değerlendirilmesi vesaire ateşkes olursa askerlerin çekilmesi ile ilgili birbirine bağlı konular var. Herkesin hazır olması lazım bu sürece. Dolayısıyla herkesle temaslarımız devam ediyor. Dün hem Lavrov hem de Kuleba ile yine temaslarımız devam etti mesajlarla. Onları da en kısa süre içinde Türkiye'ye beklediğimizi söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız hem Zelenski ile telefonla görüşecek hem de Sayın Putin ile telefonla görüşecek. Ve bu çabalarımızı biz sonuna kadar sürdüreceğiz. Şimdi güvenlik garantileri konusunda tabii Ukrayna, ben NATO'ya girmeyeceksem, tarafsız bir politika izleyeceksem benim güvenliğimin de garanti altına alınması gerekiyor. Ama bunu söylerken bir ülkeye karşı demiyor. Kendi teklifinde kimler var? P5 ülkeleri. Bu P5'in içinde kim var? ABD var, İngiltere var, Fransa var, Çin var ve Rusya Federasyonu var. Yani böyle bir anlaşma olursa Rusya Federasyonu da garantörlerden bir tanesi olacak. Ukrayna'nın teklif ettiği artı Türkiye ve Almanya. Ama daha sonra görüyoruz ki İtalya var, İsrail var, Kanada'nın ismi zikredildi. Hatta ve hatta gönüllü olarak katılmak isteyen ülkeler varsa buna da açık olacak. İstanbul'daki müzakerelerde edindiğimiz bilgi bu. Şimdi böyle bir liste olursa, yani güvenlik garantilerini imzalayacak garantörler olursa, onların görevi ne olacak? NATO gibi herhangi bir ittifaka giremeyecek Ukrayna. Ama Avrupa Birliği'ne girecek. Ekonomik ve siyasi bir birlik olduğu için. Ama askeri bir birliğin içinde olmayacak. Dolayısıyla bu ülkelerde bunu garanti edecek. Bu daha önce örnekleri var. Avusturya, Avrupa'dan bir örnek vermek gerekirse. Sonuçta bu ülkeler Ukrayna'ya yönelik bir tehdit oluştuğu zaman hangi adımlar atılacak? İşte BM Güvenlik Konseyi mi devreye girecek? Barış gücü mü olacak? Hava sahası mı kapatılacak? Yani bu tür tehditleri engelleme konusunda birlikte çalışacak. Türkiye'de yorumlara bakıyoruz. İşte Türkiye hemen savaşın içine girecek, asker konuşlandıracak. Bunlar söz konusu değil. Veya Rusya ile karşı karşıya gelecek. Ama Rusya da bunun garantörü olacak. Dolayısıyla Rusya da Ukrayna'ya karşı bir tehdidi engellemekle mükellef olacak. Yani bu aslında barışa giden süreçte Ukrayna'nın ihtiyacı olan bir garanti, böyle değerlendirmek lazım. Ha Türkiye'yi hemen ilk etapta P5 artı Türkiye ve Almanya olarak teklif etmeleri, Rusya Federasyonu'nun da buna evet demesinin sebebi, başından beri bu müzakere sürecinde de sık sık söylediğimiz gibi her iki ülkenin de Türkiye'ye güvenmesi, Türkiye'yi objektif ve dengeli, yapıcı, barış isteyen bir ülke olarak görmeleridir. Başka sorunuz var mıydı? Çok teşekkürler. Sağ olun. Abi çok teşekkür ederim. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Şeref verdin. Şeref rica ederim.